özellikle bu dönemde bir marka tutkusu oluyor çocuklarda. Yani bu biraz ailenin bütçesini de sıkıntıya sokacak bir noktaya ulaşabiliyor zaman zaman. Hani kendini ispatlamak, kabul görmek için işte arkadaşlarının giydiği şeyleri giymek istiyor, televizyonda gördüğü belki ünlülerden etkileniyor. Bu durumda aile çocuğun istediği şeyleri yapmaya mı çalışmalı, yoksa sınırlar koymalı, bütçemiz nedir budur, ona göre hareket etmeliyiz mi demeli, nasıl yaklaşmalı? Şimdi ergenler kişiliklerini oluştururken kendilerine bir takım rol modelleri seçerler. Bu ilk rol modeller aslında aile içinde anne babadır, abladır, abidir veya amcadır. Ama daha sonra da öğretmenlerdir, bazı arkadaşlardır, bazı film artistleridir, televizyon yıldızlarıdır. Bunlara özenmek, onlar gibi olmak isterler. Neden? Çünkü onların çok beğenildiğini, çok sevildiklerini düşünüyorlar. Kendileri de onlar gibi giyindikleri zaman, aynı markaları giydikleri zaman, saçlarını onlar gibi uzattıkları zaman daha çok beğenileceklerini düşünüyorlar. Bu rol modelleri her zaman bu saydığımız kişiler içerisinde olmuyor. Bazen arkadaş çevresi içinde de oluyor. O bir arkadaş grubu içinde bazen o gruba liderlik yapan, daha çok sevilen, işte sporda, derste, şurada, burada öyle çocukları, diğer çocuklar kendilerine rol modeli olarak seçerler. Çünkü o çocuk daha çok seviliyor, daha çok beğeniliyor. Biz de onun gibi olursak biz de daha çok sevileceğiz, daha çok beğenileceğiz diye düşünürler. Bu tabii aile bütçesini aşan bir takım şeyler istemek, onları, aileyi bunlara zorlamak dışarıdan gelen etkilerle olabildiği gibi aile içinde de kaynaklanabilir. Bazen aile içinde de işte böyle ailenin gücü yetmese bile bazı aileler söylerler, işte paramız olsa biz de şunu giyeriz, paramız olsa biz de şunu alırız, bizim paramız olmadığı için alamıyoruz falanca alıyor, biz alamıyoruz. Bunlar da çocuğu teşvik ediyor. Yani aslında bunları yapmak iyi bir şey, bizim imkanımız olmadığı için yapamıyoruz dediğiniz zaman çocuk o zaman bu imkanları bir şekilde yaratmaya çalışıyor. Sizi zorluyor. İşte başka bir şeyden kısıntı yapın, bana şu marka ayakkabı alın, şu marka gözlük alın, şu marka telefon alın. Çünkü o markalarla var olacağını, toplum içinde kabul göreceğini düşünür. Ailenin böyle bir izlenim vermemesi lazım. Ailenin çocuğuna vermesi gereken izlenim, sen davranışlarınla, aklınla, duygularınla, başarılarınla toplum içinde kabul görmeye çalışacaksın. Toplum hiçbir zaman markalı şeyler giyiyor diye bir takım kimselere gereğinden fazla değer vermez. Çocuğun bu yanlış kanısını da biraz değiştirmek lazım. Yani çocuk markalı şeyler giyerek değil de başarılı olarak, uyumlu olarak daha çok değer göreceğini bilmeli, hissetmeli. Aile bu şekilde öyle arkadaş çevrelerine de yönlendirmemiz lazım.